Değerli meclis üyeleri, Haziran 2021 Belediye Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumunu açıyorum. Beşinci gündem maddesiyle devam edeceğiz. Kardeş Kent Osteburg Şehir Festivali'ne görevlendirme. Evet. Sayın Başkanım, Sayın Meclis Üyeleri, Çanakkale Belediyesi'nin Almanya'da bulunan kardeş kenti Osnabrück'te her yıl Mayıs ayında Mayıs haftası etkinlikleri düzenlenmektedir. 2020 yılında iptal edilmiş olan etkinlik aşılama ile birlikte ilerleyen süreç göz önünde bulundurularak Eylül ayı içerisinde şehir festivali olarak düzenlenecektir. Osnabrück Belediyesi tarafından Osnabrück'e katkı sağlayan kişilere verilen ve Çanakkale Belediye Başkanı Sayın Ülgü Gökhan'a da verilecek olan Justus Möser madalyasını almak üzere ve Osnabrück kentinde düzenlenecek şehir festivaline katılmak üzere Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan, Özel Kalem Müdürü Sayın Sevil Albay ve Belediye Meclisimizden 4 kişinin görevlendirilmesi, görevlendirilen kişilere hizmet pasaportu çıkarılması, uçak biletlerinin karşılanması, harcırah ve yollukların ödenmesi için meclisimizce karar alınması olurlarınızı arz ederim. Tarih 1-5 Eylül tarihleri arasında olacaktır Sayın Başkanım. 1-5 Eylül öyle mi? Evet. Evet. Yani o hizmet pasaportu biliyorsunuz rengini. Ona göre tehlikeli bir pasaport ama siz bilirsiniz. Almayabilirsiniz, mecbur değilsiniz. Tabii kendi pasaportunuza evet. Vize almak koşuluyla gidilebilir. Aşı konusunu bilmiyoruz tabii ne olacağını. Evet, doğru. Tam teknik geldim. Evet, şimdi dört arkadaşımızı, meclis üyemizi şey yapacağız. İki Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, bir AK Parti olarak öngörüyor arkadaşlar. Ben öyle dün bana ifade ettiler. Milliyetçi Hareket Partisi'ni bir dahaki şeye aktardık. İyi Parti'den Ahmet Bey gitmek istiyor. Evet, peki. Evet. AK Parti grubundan Nilgün Gökser. Nilgün Hanım gitmek istiyor. Peki. Cumhuriyet Halk Partisi grubundan. Özden Çetin ve Ercüment evet. Fırıncı. Evet. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. O zaman buyurun komutanım. Madalyayı merak ettim de başkanım. Madalya değil. Madalyayı anlat bakalım madalyayı. Tabii ki Justus Möster Almanya'da ülke çapında tanınan bir avukat, tarihçi, devlet adamı ve yazar aynı zamanda. Ülke genelindeki eski Cermen hukukunu Roma hukukuna aktararak bugünkü Alman hukuk sistemine dayandırmış ve o yüzden ülkede çok önemli bir şahsiyet. Ve 1944 yılından itibaren de kendisi adına madalya veriliyor. Çünkü Osnabrück doğumlu. O yüzden Osnabrück kenti tarafından veriliyor. Bugüne kadar verilmiş çok değerli isimler var. Hepsi değerli tabii ki. Ve son yılda da belediye başkanımıza barışçıl, fikir çeşitliliği ve çeşitli kültürel, siyasi, etnik gruplara verdiği anlayış ve çalışmadan dolayı vermeyi uygun görmüşler. Evet, yani bu kardeş şehir ilişkilerimiz çok uzun yıllardan beri devam ediyor. Karşılıklı şeyler, elçiler, değişimleri falan var. Dolayısıyla bir de onlarla bir proje yapıyoruz biliyorsunuz. Proje ortaklığımız da var. Özellikle göçmenlerle ilgili. Dolayısıyla barışçıl bir yaklaşım olduğu için Çanakkale'nin, tabii şahsıma değil, Çanakkale halkına veriliyor. Çanakkale Belediyesi'ne veriliyor. Biz de temsilen onu alacağız inşallah gidebilirsek. Tamam mı komutanım? Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, oyladık. Evet, 6. gündem maddemiz hibe hakkında. Hibe alıyoruz. Nereden alıyoruz hibe? Hibe veriyoruz. Pardon, dur düzeltiyorum. Hibe verilmesi hakkında. Pardon. Evet. Hep alıyoruz. Bu sefer verelim dedik bir tane. Hayırda biz işleyelim. Ses. Başkanın da babası öldü bugün.
Ardahan Belediyesi'nin 27.05.2021 tarih ve 3758 sayılı yazısı. İlgi yazı ile kamu kaynağının verimli kullanılması ve kamuda tasarrufun sağlanması esasıyla belediyemizce ihtiyaç fazlası görülen Ardahan'ın temel ve asli ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak amacıyla taşıt taleplerinin değerlendirilmesi ve hibe devir edilmesi istenmiştir. Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği 4. maddesi 2. bendine istinaden idarece ihtiyaç duyulmadığından diğer idarelere bedelsiz devredilmesinde yarar görülenlerin devri mahalli idarelerde meclis kararlarına bağlı olarak yapılır. Buna istinaden ihtiyaç fazlası gördüğümüz 17DV381 plakalı kamyonun kasasız olarak Ardahan Belediye Başkanlığı'na bedelsiz olarak devredilmesi hususunda meclisimizce görüşülerek karar alınması hususunu teklif ve arz ederim. Evet, şimdi Ardahan Belediyesi küçük bir belediye. Mali durumları da iyi değil. Bizim de bu şeyden çıkan kamyonlar vardı. Çöp deponi işi şeyinden. Çakap'tan daha doğrusu. Onları kasa yaptıracaktık. Yaptırmadan bir tanesini şasi olarak ihtiyacım var dedi. Verir misiniz dedi. Veririz dedik. Bir başka belediyeye Ardahan halkına hediyemiz olsun diye şeyimiz de var, imkanımız da var. Biraz derleyip toparladık değil mi? Sağlam vaziyette ama kasasız olarak, evet. Şase dediğimiz, evet. Şase olarak verilmesini. Yürüme gidecek başkanım, yol tırlamak için oraya. Niye? Uzun yol ya. 20 saat 15 dakika. Kaç? 20 saat 15 dakika. Ardahan buraya 1738 kilometre. O arabayla mı? Yok, 1738 kilometre, kilometre değil. Her yerde aynıdır. Üzerine araba ginerse 20 saat 15 dakikada gidiyor. Ama kamyon değil o diyorum. Küçük araba. Ha. Ya veya ya bu kamyon biraz daha koyun üstüne. Kaç saat dediniz? 20 saat 15 dakika. Tamam. Anca gider. 24 saat. Ömrü yetecek mi o kadar yol gitmeye? Yani inşallah. Ha bak, orada da sağlamlığı denenmiş olacak. O kadar yolu giden bir araç demek ki sağlam demektir. Evet. Bu konuda görüş bildirmek isteyen bir şeyiniz yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul etsin. Allah kabul etsin. Teşekkür ederiz. Ardahan Belediye Başkanı'nın kim olduğunu biliyor musunuz bilmiyorum. Bugün babası rahmetli olmuş. O aradım. Başsağlığı dedim. Faruk Demir. Türkücü. Sanatçı. Evet. Şey, hibe ettik. Şimdi ben derim ki gel bakalım bize bir konser ver. O kendi özel aramızda yaparız. Evet, peki teşekkür ederiz. Yani meclis üyeleri. 7. gündem maddesi Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Anonim Şirketi'nin mali kurulu toplantısına katılmak ve orada temsil edilmek için yetki maddesine geldik. Evet. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, 22 Haziran 2021 tarihinde Çanakkale İl Üzeri İdaresi toplantı salonunda saat 11'de gerçekleştirilecek olan Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 mali yılı olan genel kurul toplantısına katılmak üzere belediyemizi temsil etmeye Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a yetki verilmesine, belediyemizin yönetim kuruluna seçilmesi halinde belediyemizi temsile Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a yetki verilmesi konusunda meclisimizce karar alınmasını arz ve teklif ederim. Evet, bu her yıl olan işlemde yetki veriliyor biliyorsunuz. Yetkisiz olmuyor. Evet. Bu konuda görüş bildirmek isteyen meclisimiz yoksa başkanım bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun tabii. Yetkiyi tabii ki veriyoruz, başarılar diliyoruz. Ancak Gestaş Çanakkale'nin çok önemli bir markası ve bütün Çanakkale'ye mal olmuş bir marka. Ancak son dönemde biraz ivme kaybettiğini gözlemliyoruz. Gündem oluyor. Biz size bu dönemde hem size hem de il genel meclisindeki arkadaşlarımızdan Gestaş'la ilgili sorunların Çanakkale halkıyla da şeffaf olarak paylaşılması ve ilgili sorunların daha net olarak çözülmesiyle ilgili de bir şey tanımlamak istiyoruz. Çünkü bilgisiz kalıyoruz. Sorunları alalım. Gestaş'ın tabii ilk kurulduğu zamanlarda biraz daha prestijli ve kar oranı belki biraz daha yüksek bir şirketti ama son dönemde bununla ilgili de işte zarar ediyor gibi bir takım şeyler de var gündemde. Onun için bununla ilgili biraz daha şeffaflık istiyoruz.
ve bilgi istiyoruz. Evet, buyurun. Zarar eden şirket mi gemisine gemi katıyor Didem Hanım? Anlayamadım. Şimdi arkadaşlar belki kolluk gücü çağırırlar. Esra Yüksel konuşuyor diye. Bir dahaki ay bunu konuşalım. Allah aşkına gerekçelerinizi getirin. Ben de size Gestaş'ın nasıl parlayan bir yıldız olduğunu söylerim. Gestaş filosuna filo katıyor. Çok değerli bir şirket. Sıkıntı yok. Ama Temmuz'da şey yapayım. Ben çünkü ürktüm CHP'lilerden. Buyurun. Esra Hanım sizi yapalım. Gestaş'ı yönetim kurulu. Yok teşekkür ederim. Benim görevlerim yetiyor şey yapıyorsunuz. Bana. Sayın Başkan. Evet. Bir sonraki toplantıyı Didem Hanım'la Esra Hanım'ın görüşeceği toplantıyı merakla bekliyorum. Ben orada iyi bir katkı sunarım. Emin olun. Şunu hatırlatmak isterim. Gestaş ilk kurulduğu zaman vergi rekortmeni oluyordu. Hatırlıyor muyuz o günleri? Sonrasında milyonlarca TL zarar yazdı. Sonra bir sene önce biz de tebrikler dedik. Bir tane müdür geldi, genel müdür. Aferin dedik. İşte filosuna gemi kattı. Ama şunu da ekledik. Dedik ki ya bu katıyordu da bundan öncekiler niye katmadı? Ya bu yani bu tarafta bir tarafı överken bundan öncekinin cefasını kim çekecek? Gidecekler mi? Hayır. Soracağız. Hesap soracağız. Bizim görevimiz hesap sormak. Bizim muhalefet olarak görevimiz, millet bize bu görevi verdi. Bunları soracağız. Kimse de yüksülmesin bu işten. Biz soracağız. Evet, teşekkür ederim. Pardon, teşekkür ederim. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, teşekkür ederiz güveniniz için. Onu da söyleyelim. Evet, imar maddelerine geldik. Şöyle yapalım, bir dakika. Gündemin 8. maddesi Barbaros Mahallesi kıyı kesim özel proje alanları Nazım Yenver Planı'nın plan notlarında revizyon yapılması teklifi. İlgili madde idaremizce geri çekilmiştir. Evet, bu maddeyi geri çekmişiz. O zaman 9. madde. Işıklar ve Karacaören köyleri küçük sanayi alanları revizyon imar planı teklifi. İlgili maddenin incelenmesi Meclis İmar Komisyonumuzca devam etmektedir. Meclisimizin bilgisine sunuyorum. Evet, bu da karayolları yani kavşaktan. Dört yol arası daki bir konu. Bunun nesi incelemesi devam ediyor? Karayolları ile alakalı, karayolları sınırından çıkartılarak belediyeye devredilmesi ile alakalı tekrar bir başvuru yapılması ve karayolundan gelecek yazıya istinaden tekrar görüşülmesi. Ama bunu bunu kim getirdi meclise? Biz getirdik. Çekelim geriye. Tamam. Başkan. Ya bu haliyle geçmeyecek. Ben öyle anlıyorum. Doğrudur. Yani boşuna bunun burada kalmasında gündemi meşgul etmesine gerek yok. Öteki gibi bunu da çekelim. Biz getirdik değil mi belediye? Doğrudur. Bunu başkan. Da çekelim. Evet, bunu da çekiyoruz. Teklifimizi geri çekiyoruz. Ama şeyi yaptık. Bu alanın belediye bu daha önce iskeleden şeye kadar kavşağa kadar karayoluydu biliyorsunuz. Belediyeye devredildi. Buradan da 4 yıla kadar devredilsin diye 2 kere yazı yazdık. Doğrudur. İkisine cevap gelmedi. Red gelmedi ama cevap gelmedi. Şimdi bu geçen gün yine karayollarına gitti arkadaşlar. Orada tekrar isteyin diye bir şey gelmiş. Veyahut da cevap bekliyoruz. Neyse. Onun için teklifin içerisinde dereler de olduğu için eğer karayollarından gelecek yazıyla alakalı sadece dereler gelebilir. Onun için bir kere daha gelecek aslında meclise. Sadece derelerin işlendiği hali. O zaman yeni bir haliyle, yeni bir haliyle gelecek. Ek gündem olarak alırız. Tamam. Bunu da çekiyoruz. Yani bir dahaki ay bir daha gelecek söyleyeyim. Bir de komisyonun da zamanını meşgul etmesin. Tamam. Evet. Gündemin 10. maddesi Barbaros Mahallesi H16C14'te 1B PAF'ta 1426'da da 4 parselde plan değişiklik teklifi. Söz konusu taşınmaz Barbaros Mahallesi'nde Atatürk Caddesi üzerinde Kıya AVM'nin güneyinde kalmaktadır. 8-1-2018 tarih 2018-14 ve 1-3-2018 tarih 2018-45 sayılı belediye meclis kararına göre onaylanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na göre özel proje alanı içerisinde kalmakta olup buna dair plan notları geçerlidir. Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğiyle yükseklik en çok 980 metre, emsal 0.45 yapılanma koşulunda otel alanı olması önerilmektedir.
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notları 7. maddesinde belirtildiği üzere cephe görünüş ve yerleşim planı belediye meclisince değerlendirilerek uygun görüş alındıktan sonra uygulamaya geçilebilecektir plan notuna istinaden belediye meclisince değerlendirilmek üzere cephe görünüş ve yerleşim planı sunulmuştur. Hazırlanan projede görüldüğü üzere otel alanı, kafe, restoran, lobi, resepsiyon, sosyal alanlar 2018-14 sayılı belediye meclisi kararı Nazım İmar Planı plan notlarına göre toplam inşaat alanı 1909 metrekare emsal 0.45 olarak belirlenmiştir. Meclis İmar Komisyonumuzca talep yerinde incelenmiştir. Meclisimizin bilgisine sunuyorum. Evet, buyurun. Mikrofon. Mikrofon. Please. Evet. Yok, uzamaz. Uzar. Kim el koydu gene? Teklif komisyonumuz incelenmiştir. Oy çokluğu ile reddine karar verilmiştir. Şu anda teklifte iki tane seçenek vardı ama idaremizin ilk birinci gündem imar gündemini geri çektiği için sadece ikinci planla ilgili oylama yapacağız. Mecburen. Evet, bir gösterin. Tamam. Tamam başkan. Peki. Evet. Bu konuda görüş bildirmek isteyen meclisimiz var mı? Yoksa oylamaya geçelim. Temmuz, 1 Temmuz Perşembe, 2 Temmuz Cuma. Değil mi? 1 Temmuz'un bayramı. Bayram yani. Evet. Gündemimizin kaç? 11. maddesi. Temmuz meclis toplantımız. 1 Perşembe, 2 Cuma. Perşembe, 2 Cuma. 1 Temmuz. Bayram ama bayramda işimiz yok. Cuma, Perşembeleri yaptığımıza göre. 2 Temmuz mu? 1 Temmuz. Perşembe. 1 Temmuz, Perşembe. Saat 17. 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 17 oylarınızı da sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Son gündem maddemiz, gündeme ek gündeme almıştız biliyorsunuz. Çanakkale Çankara yolu otogar bağlantı kavşağının imar planına işlenme teklifi. 25.3.2021 tarih 2797 sayılı yazımız ile Çanakkale-Çan Devlet Karayolu'nun 0+280 kilometresine yapılmak istenen otogar bağlantı yolu projesi için Karayolları Genel Müdürlüğü'ne görüş sorulmuş olup, Karayolu Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü'nün 1.6.2021 tarih 620 sayılı yazısında belirtildiği üzere yazı ekinde gönderilen projenin imar planına işlenerek bölge müdürlüğüne gönderilmesi halinde talebin değerlendirileceği bildirilmiştir. Söz konusu görüş yazısına istinaden Çanakkale-Çan Devlet Yolu'nun 0+280 kilometresine yapılmak istenen otogar bağlantı yolu projesinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi talep edilmektedir.
Yapılan plan değişikliğinde yapı adalarında, ada kenarlarında herhangi bir değişiklik yapılmamış olup sadece Çanakkale-Çen Devlet Yolu ve 32 metrelik yolu otogar bağlantı yolu projesi işlenmiştir. Bahse konu bir bölümün ölçekli uygulama imar planı değişikliği belediye başkanlığımızın oluruna istinaden idaremizce hazırlanmıştır. Meclis İmar Komisyonumuza talep incelenmiştir. Meclisimizin bilgisine sunuyorum. Evet, İmar Komisyonu'nu dinleyelim. Ya bu ne oldu ya? Neyse. Ek gündem olarak hızlıca bir karar aldık. Oy çokluğuyla kabul edildi. Evet. Bu arada 10. gündem maddesi 8 kabul 16 red 4 çekimsel oy çokluğuyla reddedilmiştir. Evet, bu garajın oradan direkt Çan yoluna bağlanması planlanan yol. Bununla ilgili karayolu, yani bu bölümle ilgili de şey alacaktık ama o ötelediğimiz için, ama bu kavşak şeyini yapmakta fayda vardı diye düşünüyoruz. Bir an önce geçsin. Evet, buyurun. O yol zaten vardı. Sonrasında da belediye o yolu açacak değil mi başkanım? Garajdan aşağıya. Zaten onun için yapıyoruz zaten. Tamam. Yani kavşak sonrası o yolda... Tabii. Yani o yolu zaten otoparktan oraya otogardan direkt... aşağı inecek. Çünkü daha şeyi dolaşıyorlar falan. Evet. Şikayet var. Çünkü garajda çalışanlar, herkesin tabii. Öyle bir beklentisi vardı. Evet. Buradan da duyurmuş olalım. Hem çıkış hem giriş işte buradan. Neyse artık ne olacaksa. Yani o yol var. Tabii orada şey var, dere var. Derenin dolması falan söz konusu ama sonuçta yapılacak. Yani bu tabii meclisten geçerse. Evet, görüş yoksa oylamaya geçelim. Haydi arkadaşlar. İmar kanunu, imar maddesi bu. İmar maddesi. İmar maddesi. He? Kaç tane? İki tane mi geldi ya? Ha, iki tane gelmiş ya. Evet. Ya böyle bir kalınlık var diyorum. Ne? En başta bana gülüyordu. İşte. Pardon. Evet. Haydi. Ne oldu? Haydi hop. Evet. Evet, oyla. Ne abi? Hadi dediğim, hayır yok, hadi dediğim şeyi getirin diyor. Evet. Evet. Estağfurullah, öyle söyler miyim canım meclisi size haddi şeyi getirin arkadaş sandığı. Evet, bu arada hazır beklerken şeyi de söyleyelim. Hafriyat alanımız çözüldü. Ama daha henüz yazısı gelmedi. Olsun, gelir. Yarı yola çıkmış yavaşsa. Şimdi gazetelerde okuyunca dedi ki ya biz hakikaten hiçbir şey yapmamışız ya, bak hemen bir dakikada hemen çözüldü bu iş, bizim hafriyat alanı efendim, böyle boy boy resimler, Sıra'nın en önde efendim, sayın vekilimiz falan, il başkanları çok güzel. Dedim ki bizim şeye, Zeki'ye, arkadaş dedim sen beni kandırıyorsun galiba dedim ya, bir şey yapıyorum hiçbir şey yapmamışım, bak yapıverdiler dedim. Başkanım dedi 4 yıldır uğraşıyorum ben bu işten dedi. 4 yıl değerli meclisçileri. Neden 4 yıl? Niye uğraştın diye sorulabilir. Yani ne oldu ki? Müracaat edildi. Gümrük sapandan bahsediyorum. Müracaat edildi. Müracaat şöyle. Biliyorsunuz artık kendiniz müracaat edip iş götüremiyorsunuz. Bir aracı tefeciye ihtiyaç var. Bir aracı tefeciye ihtiyaç var. Hayır, siz yeteri kadar konuştunuz, sonra konuşursunuz. O zaman bir müsaade ederseniz, tamam. Ben bir anlatayım sonra. Bir bilgi verecektim o yüzden. Vereceksiniz zaten, bir dakika müsaade. Efendim, aracı tefeciye ihtiyaç var. Ne demek o? Efendim, bu işi ilgili bakanlıkta takip etmek için bir büroya gidiyorsunuz. Devlet de olsanız, belediye de olsanız. Birilerine 3 lira 5 lira para veriyorsunuz. Adam dosyaları alıyor, koşturuyor. O ilgili bakanlık neresiyse falan filan. Ondan sonra adamcağız koştu Allah için. Zeki neredesin, kaybolma. Gitti mi?
Üşüdüler herhalde. Neyse. Ondan sonra adam yaptı. Biz orada işte 15 bin metre, 15 dönüm yer istemişiz ormandan. Yazı geldi. Onun formalitesi var. Yapıyorsunuz. Bunu dediler büyütün. 30 dönüm. 30'a çıkarttık. Bu da bir tamamlandı. Gene bir sürü formalite. Adam yapıyor. Yani parayı biz veriyoruz. Adam yapıyor. Yaptı. Sonra bir yazı da 4 yıl içinde olanları anlatıyorum. 30 çok. Tekrar 15 yap. 15'e dön. Tamam dedik, 15 yapmıştık zaten. Hadi onu yapalım. Tamam dediler, hadi bitti artık, 15'te oldu derken pat bir daha 30'a çıkar. Hop dedik, istemiyoruz biz 30 falan. Ya. Ne yapalım biz 30'un, ne işimiz var bizim? Çünkü 30 demek bir daha her şeyi yeniden sıfırdan başlamak demek. En sonunda işte Esra Hanım birkaç meclis önce bu konuları hafriyat yerini yapamadınız, bitiremediniz falan filan deyince ben de bir dosya hazırlamıştım. Hatırlarsınız, belki fark ettiniz. Sayın Esra Yüksel'e takdim ettim. Dedim ki buyurun efendim Esra Hanım, bu dosyayı lütfen dedim. Takip ederseniz sevinirim. Tabii bunu Sayın Bülent Turan'a da söylemiştik. Sonuç onun üzerine Bülent Bey herhalde telefon etti ya, veyahut da ilgilendi, sağ olsun. Teşekkür ederim. Sayın Bülent Turan'a çok teşekkür ediyorum. Evet, ilgilendi. Esra Hanım'a da teşekkür ediyorum. Ona da eyvallah. Ama yani bunu böyle biz yaptık, belediye hiçbir şey yapamıyordu falan, böyle yok öyle bir şey. Bunun ben emek vermedim. Zeki, hiç olmaz Zeki'ye teşekkür ederim. O çocuk 4 senedir uğraşıyor. 4 senedir uğraşıyor vatandaş. Çünkü niye? İlgili birimler karar veremiyor. Birinin alo demesi lazım. Bu yeni iktidarda yeni usul bu. Yukarıdan telefon trafiği o işliyor. Oldu. Allah razı olsun telefon edenlere. Dosyayı alıp ilgilisine verenlere. Takip edenlere. Şimdi daha henüz yazı gelmedi ama buraya geldiğini biliyoruz. Yazını takip ediyoruz. İnşallah bir an önce olacak. Teslim alacağız. Ondan sonra yeri ve ondan sonra hafriyat döküm yerimizi yapacağız. Bu arada başka bilgi vereyim. Bu hafriyat döküm yeri. Yani moloz değil. Bir de şimdi eski Kayadere'de bizim kist aldığımız bir ocak var. Bu ocak bitti. Artık malzemesi bitti. Bayağı bir çukur bir alan oluştu. Orada aldık malzemeyi. Şimdi onun rehabilitasyonu da bizim sorumluluğumuzda. Onun için orayı dolduracağız. Orman alanı çünkü orası. Dolduracağız, iyileştireceğiz ve ondan sonra da teslim edeceğiz bunun sorumluluğunu. Şimdi onun tabii çevreden falan izinleri gerekiyor. Onun da formalitesi var. Onu da hazırladılar. 6-7 tane kurumdan izni kaldı. O izni de gene Esra'mdan rica ederiz süreç geldiği zaman. Şeyden bile, kurumdan, koruma kurulundan bile alıyoruz şey. İzin alınıyor. Dolayısıyla onu da inşallah çözersek hem moloz hem hafriyat işimizi bir arada inşallah çözmüş olacağız. Yine Sayın Esra Yüksel'e bir dosya verdim. Bir yatırımla ilgili, su depolarımızın yatırımı ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bir destek talebimiz var. Onları da yaparsa gene teşekkürümüzü ederiz. Ben teşekkürümü ettim. Siz de buyurun söyleyin ama lütfen sanki bunu böyle sırf biz yapmışız havasını biraz mütevazi olmakta fayda var Esra Hanım. Size de öneriyorum. Bir bilgiyi düzelteceğim. Buyurun. Orman Kanunu 5535. madde diyor ki ormana gelen bir dosya odaya kayıtlı bir orman mühendisi tarafından getirilmelidir diyor. Tamam. Eğer Çanakkale Belediyesi'nin bünyesinde orman mühendisi varsa büroya ihtiyaç yok. O da verebilir. Siz de böyle bir durumda mesela imar bölümü de yettiğim kişiden dosya ister. Mesela şehir plancılar hazırlıyor insanlara ait dosyaları. Bunun sebebi işi bilen bir odasına kayıtlı meslek kuruluşu getirdiği sürece devlet tefeci tüfeci işlerine bakmıyor. Sadece evet, eğer biliyorsunuz kadastroda da böyle biliyorsunuz. Bunu icat ettiniz. Yani yanlış bilgi. Kadastro da böyle kimse bizim mesela arkadaşlar kadastroya gidemiyorlar. Niye? Yine şeyden mi geliyor? O elemandan geçiyor. Siz bünyenize yani bir orman mühendisi alın, deneyin. Olmuyorsa kabul edeceğim. Orman mühendisi odaya kayıtlı herhangi birinin hazırladığı dosya bile kabul görüyor. Belediyemizde varsa ve yapıyorsa üzülmeyin da. Üzülmeyin canım, alınmayın. Hiç üzülür müyüm? İlgilendiriyor. Niye bunu belediye yapabilirdi? Ya bugüne kadar yapıyordu. O yasanın tarihine bakın ne zaman çıkmış. Şu o yasanın tarihine bakın. Şu an ne nasıl zaman bakayım? Çıkmış? Önümde yasalar, kanun açın var. Bakın.
Yani sizin icadınız diyorum, ben de bir şey demiyorum. Yanlış bilgi veriyorsunuz. Ya belediye, kamu kurumu bunu yapabilirdi, yaptı. Ona bakarsınız. Neyse, belediyeyle kişilerle birlikte araya aracı koyarak bir sürü işlem yapıyor. Bu yapıyorum. Bilgi yanlış veriyorsunuz. Hiç bilgi yanlış vermiyorum. Kurumlarda gelen çok doğru bilgi veriyorum. Çünkü bunlar aracı tefecilere verdiriyorlar. Ondan sonra işler de yürümüyor zaten. Niye? Çünkü yürümüyor. Ne yapayım? Teşekkür ederiz ama gene. Ama biraz mütevazi oldum, mütevazi. Ben gayet mütevazi. Biraz mütevazi. Böyle hava atmayın, basında falan biz yaptık havasına girmeyin. Hiç öyle bir şey yapılmıyor. Tamam. Yaptınız. Her meclis bana dosya verip sonra meclisi de böyle kapamanızda anlam veremiyorum. Hayır. Sayın teşekkür Başkan. Teşekkür ediyorum. Buyurun yapın. Ben bir bilgi teşekkür veriyorum. Teşekkür ediyorum. Herhangi bir orman mühendisi bu belediyenin bünyesinde varsa bir yere gitmenize ben de gerekiyor. Ben konumuz orman mühendisi değil. Konumuz... Yanlış. Benim söz alma sebebim bilgiyi düzeltmek. Tamam, bilgi düzeltti. Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Siz... gene desteğinizi bir lütfen devam edin. Teşekkür ediyoruz. Ama yani kafamıza kakar gibi yapamazsınız. Yani şurada bana yapmıyorsunuz. Benim şahsi işim değil. Bu Çanakkale halkının işi. Bunu kafamıza kakar gibi basında kullanamazsınız. Anlatabildim mi? Ha, mütevazı olun biraz. Bak teşekkür etmesini biliyoruz. Evet. Ek gündem birinci maddesi 24 kabul. 4 çekimsel oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler. Sağ olun, var olun.